İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu. Buyurun Sayın Bekaroğlu. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Bu Boğaziçi kanununda değişiklik yapıp imar affı ya da imar barışı mı diyordunuz getiren madde ile ilgili iki konu eksik kalmıştı genel ilgili konuşurken. Bunlardan bir tanesi Boğaziçi ile ilgili 1983'te çıkan yasa aslında çok iyi düzenlenmişti. Boğaziçi'ni koruyabilecek bir kanundu. Fakat bu istismar edildi. Uygulanmadı. Sağdan soldan değişik yorumlarla idarenin özellikle yanlışlarıyla Boğaziçi bugüne geldi. Şimdi de Boğaziçi o kanunda öngörülen Boğaziçi ile ilgili yüksek kurul kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle oldu değerli arkadaşlarım. Bu yüksek kurul 301 sayılı kanun hükmündeki kararnameyle kaldırıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu işler bütünüyle imar yüksek koordinasyon kurulu kaldırılarak şeye verildi. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Kurulu'na devredildi. Cumhurbaşkanı'na devredildi. Her şey bir yerde, merkezde toplanıyor dikkat ederseniz. Şimdi kurula, evet, ama daha evvelki kurul bağımsız bir kuruldu değerli arkadaşlarım. Akademisyenlerle, sivil toplum örgütleriyle oluşturuluyordu. Siz zaten bütün kurulları böyle yaptınız. Bu kurul ise sadece Cumhurbaşkanı'nın atayacağı insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla bu kurul falan sayılmaz. Bunun altını çizmek istiyorum. İkinci önemli konu, hani Sayın Meclis Başkanımız İstanbul'a gidecek aday olarak geldim. İşte bir sürü işleri yaparak geldim. Kanun cebimde. İşte trafik şeyden geçişlere cezaları affettim. Trafik cezalarını ertelettim. İşte Boğaz içinde de imarla ilgili afla geldim. Dolayısıyla her şeyi kolaylaştırdım. Beni seçin. Bundan sonra da her şeyi kolaylaştıracağım. Bakın biliyorsunuz bu kanun aslında Mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi ve kabul edildi. Yani imar affı dediğiniz ya da imar barışı dediğiniz konu geldi ve o zaman kabul edildi. Oradaki kanundaki bir paragrafı okumak istiyorum. Gerçekten imar barışı mı? Gerçekten imarla ilgili problemi olan insanların sorunlarını çözüyor mu, çözmüyor mu? Bakın, yapı kayıt belgesi, hani yapı kayıt belgesi veriyorsunuz ya, yapı kayıt belgesi yapının yeniden yapılanmasına veya kentsel dönüşüm uygulanmasına kadar geçerlidir. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapılan yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır. Değerli arkadaşlarım, Plan Bütçe Komisyonu'nda o zaman ÖSASİK'iydi bugünkü Ankara başkanınız, Ankara başkanı adayınız. Biz Boğaziçi'nin yasadan çıkarılma, kapsam dışı yapılmasını konuşurken söylediği bir iki tane cümle var. Onu size okumak istiyorum. Sayın ÖSASİK bize demişti ki içinde istisna bir iki madde var. Onun da şimdi teklif edeceğim. Ben ama takdir buradaki komisyonun şu anda hiç istisna getirmedik. Yani Boğaziçi'ni istisna etmedik diyordu. Komisyonun kararıyla istisna edildi. Getirmedik. Burada bu yapı kayıt belgesi verilince elektrik, su, doğalgaz bağlanabiliyor. Belediye başkanları hapis cezasından tabi haliyle kurtarmış oluyorlar. Vatandaş da kaçakçılıktan kurtuluyor. Komşusundan almaktan kurtuluyor. Kavgadan, beladan kurtulmuş oluyor. Yıkım kararları durmuş oluyor. İdare para cezaları düşüyor. Özellikle burada bir iki konunun altını çizerek yazdık. Herhangi bir şekilde müktesep oluşturmuyor. Yani vatandaş hali hazırdaki oturduğu yer imarda 6 kat gözüküyor ama 1 kat ilave etmiş, 7 kat. Yıktığı zaman o 7 katı hakkı olmuyor. Belediyesine gidiyor, meri mevzuata ne varsa ona uygun yapıyor. Biz sadece bir kayıt altına alıyoruz, o kadar. Yani imar affettik, imar barışı dediğiniz şeylerin hepsi algı. Böyle bir şey yapmıyorsunuz. Parayı da topluyorsunuz milletten. Ne kadar tahakkuk etti, ne kadar toplandı bilmiyorum. Parayı da topluyorsunuz. Ortada imarla ilgili bir af filan yok.
Tam tersi, buradan istifa ederek, belediye başkanı arkadaşlarım bile istifa ederek birçok insan, ama artık garibanlar bir yeri çevirip kendisilerini başlarına sokacak bir yapmıyorlar. Artık gerçekten bu işi bilenler, bu işin kurtları, profesyonelleri organize oluyor ve Boğaz içinde ciddi sıkıntılar oluşturacak değişiklikler yapıyorlar. Bir cümle daha ekleyeyim. Değerli arkadaşlar, Boğaz içinde, yani Boğaz çevresinde yaşayanlar çok iyi bir şey var. Öyle şeyler var ki, yani bir taraftan söyledim, garibanlar başlarını sokacak yer yaptılar falan. Ama öbür taraftan büyük rantlar oluştu. Bakın ben biliyorum, çok duymuşsunuzdur, adam geliyor bir fotoğraf getiriyor. Bu fotoğraf diyor 1932 yılında bir Roman kaptan tarafından diyor gemiyle geçerken çekilmiştir. Bakın diyor, şu noktadaki yer bizim, hakikaten kendi şey bizimdir diyor. Orada böyle büyük bir evimiz vardı diyor. Ona dayanarak almış yapmış. Kocaman bir şey yapmış, iddia etmiş, davalar açmış, mahkemeler devam etmiş. Şimdi bütün bu mahkemeler düşüyor, bunu ona veriyorsunuz. Bunu ona veriyorsunuz derken büyük bir rant oluşmuş, milyon dolarlar oluşmuş. Garibana işte bir şey yok burada. Garibanı her zaman yaptığınız gibi aldatıyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz demiyorum, çünkü yalan dedik mi tazminatlara konu oluyor. Arz ederim. Allah'ım.